Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Azizler, büyük mübarek Ramazan ayıda tutuyorken rozalarımızı Allah özü dergahında kabul eylesin. Keçeleri bedar bulup kazıyorken hatm-ı Kur'anlarımızı hem kabul eylesin. Şunindek bu uluğ ayını berekatıdan umudvar bulup kazıyorken marifi sohbetlerimizi hem Allah özü berekatli kılsın, faydalı kılsın. Kub var tekrarlar. Takitlegenimiz gibi, mumun musulman insan hayatı da ilim, marifet cüde yukarı derecedeki oran tutadı. İlim, marifetsiz hiç nese bulmaydı. Allah Teala'nın tanış hem, Allah'ın ibadetini kılış hem, tirikçilik otkuzuş hem, türlük alakalarını ornatış hem, barınki hayatımızın her bir sahası da, her bir kıladığın işimizde ilim gerek, marifet gerek. Ana o şey ilimsizlik, marifetsizlik, şeriat talimatlarından bir haberlik, onlara amel kılmaslık akıbeti de türlü muammalar, nahuşlikler, kongulsizlikler, musibetler gelip çıkadı. Bugünkü sohbetimizde Allah Subhanahu ve Taala'nın özüden yardım soragan halimizde hozirgi paytda xalqni ichida ko'payib qolgan ana o'shandek ma'rifatsizlik tufayli yuzaga chiqqan muammolardan biri to'g'risida so'z yuritamiz. Mani qabulimga turli tuman odamlar kelishadi. Kimlardir duo umidida, kimlardir tashakkur umidida, kimlardir yana boshqa ma'noda ko'plar savol so'raydi. Ko'plar shikoyatlar qiladi. Ana şu şikayet ve savollarının içi de omadsizlikten şikayet kılıyatkenler ko. İşim yürüşmeye kaldı. Karızga kirip kaldım. Bir neçe işini anlaştırsam hem hiç bala çakamın bakışka imkan topalma yapman. Başkalarına aysam sanki ilim amal kıp koygan. Baksiga bor deyapti, undoq qilyapti, bundoq qilyapti degan shikoyat nihoyatda ko'p. Shikoyatchilarni shikoyatini eshitgandan keyin o'zlariga savol berib, o'zini tutishini so'rab surishtirsangiz, ayni shu. Ma'rifatsizlik, jaholat, kasb nima ekanligini bilmaslik, turmushni o'tkazish bo'yicha shariat ta'limotlaridan bexabarlik va shunga o'xshagan nuqsonlar kelib chiqadi. Ana mana shu hozirgi boshlagan mavzuimizni borib taqaladigan joyi kasb, rizq. Rizq masalasi va rizqni kasb qilish masalasiga borib taqaladi. Ana o'sha mavzu bo'yicha dinimizni ta'limotlarini bilganlar ixlos bilan Allah'ını özden sorab hareket kıgallarga, koplarga Allah Ta'ala o şey rızk rozunu ken kıp koygan, turmuşunu berekatli kıp koygan. Bu barada marifetsiz, şeriatke amal kımay, türlük
ko'chalarga o'zini urganlar yuqorida o'zlarini shikoyatlari kabi qarzga botib oilasida noxushlik oila a'zolarini boqolmaydi nafaqasini bera olmaydi bir yoqdan qarz bir yoqdan nafaqa yana boshqa mushkulotlarga o'ralashib qolgan bo'ladi ana o'shalarni demak shariatimiz asosida biz tahlil qilib o'rganib shunga astoydil amal qilishga o'tishimiz kerak rizq masalasiga kelganda bizi aqidamizda rizqni Alloh taolo yaratadi xalq qiladi butun mavjudotni rizqini Alloh taolo yaratadi o'zi yaratgan narsalarini gultoji o'zining yer yuzidagi o'rinbosari inson zotini rizqini ham Alloh taolo yaratadi toshni tagida ko'zga ko'rinmay o'rmalab ketayotgan qumursqa qumursqa degani chumolini kichkinasi o'shani rizqini ham Alloh yaratadi ikkovini orasidagi nima bo'lsa hammasini rizqini Alloh yaratgan demak inson o'zimni rizqimni o'zim yarataman desa u yolg'onchi bo'ladi Allohga sheriklikni da'vo qilayotgan bo'ladi rizqni Alloh yaratadi har bir mo'min musulmon inson shunga sobit aqidada bo'lishi kerak mustahkam turishi kerak bandani rizqqa tegishli joyi nima o'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan kasb qilishni ya'niki o'ziga atalganini terib olish uchun harakat qilishni kasb deyiladi rizqni Allohga bog'liqlik joyi rizq uni Alloh xalq qiladi bandaga tegishli joyi o'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan o'ziga atalganini terib olish uchun qilgan insonning harakatini kasb deyiladi ana demak siz bilan bizni bugungi kungi hayotimizda tanovvul qilayotgan nonimiz ham rizq ichayotgan suvimiz choyimiz ham rizq shirin shakar turli ovqatlar ham rizq va boshqa kiyim kechagimiz ham rizq va hayotimizga ketadigan har bir narsamiz rizq buni Alloh yaratib qo'ygan siz bilan bizga rizqingni terib ol deb buyruq qilib qo'ygan halol rizq talab qilish har bir mo'min musulmonga farzdir farz halol rizq talab qilish mo'min musulmon uchun farzdir hadislarda farzun ba'dal furuzi degan farzlardan keyingi farzdir ulamolar bu gapni tahlil qilib aytishadiki mana shu besh farz bor u iymon namoz ro'za zakot hajdan keyingi farz mana shu rizq talab qilish deyiladi yana aytishadiki farzlardan keyin farz deganini yana bir tavili bu tugamaydigan farz bugungi rizqning talab qilishing farzmidi bir uxlab tursang yana talab qilishing kerak yana farz bo'laveradi umrni oxirigacha to'xtamasdan farz bo'laveradi mana shu aqida mo'min musulmonlarni har birida sobit bo'lishi kerak yana qaytarib ta'kidlab aytamiz halol rizq nima qilib bo'lsa ham emas halol rizq talab qilish mo'min musulmon uchun farzdir buni qilmasa gunohkor bo'ladi farzni tark qilgan banda sifatida Allohning huzurida osiy bo'ladi ana endi o'sha talab qilish yo'lini ham shariat ko'rsatib bergan birinchidan halol halol bo'lsin desa ikkinchidan demak o'sha halol narsani topish harakating ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin ishing ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin ana endi o'sha kasbkor degan ma'nosi shu odamlar rizq topish uchun qandaydir kasbni hunarni o'rganishlari kerak bo'ladi inson insoniy jamiyatda yashaydi shu hayotda o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan muomalada bo'ladi bularni muomalasini ko'pi
mana shu rizq kasb qilishga bog'liq bo'ladi. Men inson jamiyatini bitta a'zosiman. Uy qurmoqchiman. O'zim qurishni bilmayman. Demak, ustaga ehtiyojim tushadi. Unga borib, menga shuni bir uy qurib beringlar, uy qurmoqchiman, shartnoma tuzaylik deyman. Demak, o'zim yashayotgan jamiyatdagi boshqa bir insonga ehtiyojim tushyapti. Ustalar shundan kasb qilib rizq topib yeydi. Bo'pti deydi, men nima deydi, sizni qurilishingizni qilib beraman. Bugungi narx bo'yicha buncha bo'lsa buncha bo'ladi deb shartnoma tuzadi. Ovqat sizdan yoki bizdan, muddati buncha, sifati buncha deb hammasi kelishiladi. Xuddi shu asnoda menga birov kelib, palon ishim bor edi, qilib bering deyishi bo'lsa, men ham o'zimni kasbimga muvofiq ish bo'lsa, shuni qilib berishga o'taman. Demak, insonlar o'zaro bir-birlari bilan kasbini ishga solib muomalada bo'lib rizq topadi ham, birovni rizqiga sababchi ham bo'ladi. Mana shu muomala go'zal bo'lishi kerak. Chiroyli bo'lishi kerak. Ana shu ishlardan bittasi o'zi bilmagan ishni bilaman demaslik kerak. Yaxshi o'rganib, mutaxassis bo'lib, ustozlaridan o'tkazib, ustozlari bolam endi sen ham mana shu kasbni egallading. Bizda o'rganding, necha yil shogird bo'lib yurding yoki o'qiding. Mana qo'lingga shahodating, mana duo senga borib endi o'zing shu kasbni qilaver, yetishib qolding. Bola chaqayini boqaver desa, ana o'shundan keyin qilsin. O'zi bilmagan narsani ham men boplab yoraman, qoyillatib yoraman deb aldab odamlarni pulini olishga urinmasin. Hozir ko'pchilik shunaqa. Bir ishchi qidirib borilsa, birinchi hozir eng osoni mana shu ko'chaga madikor bozorga boriladi. Kim suvoqchi desa hammasi men deydi. Bo'pti yur qani desa andavoyingiz bormi deydi. O'zini andavasi yo'q. Ustamas. Lekin aldab birovni borib, chalabula ishini qilib pulini olib qochmoqchi. Boshqalari ham shu. Mana shu shaharda katta-katta binolarni men qilib beraman, men shuni o'qib chiqqanman deb buzib qo'yganlar bor. Menga o'zi shaxsan kelib aytdi o'sha muassasani egalari. Bilmabmiz bu o'shunaqa bilimsiz odam ekan, ancha narsamiz isrof bo'ldi. Qur'oni Karimda o'zing bilmagan narsani bilaman demagin degan. Mu'min odam unaqa qilmaydi, aldamaydi. Ana o'shuna qilib haligi ishim yurishni materiallarning ko'pi shu. Bilmagan narsasini bilaman deb borgan birov narsasini buzib qo'yib, u to'lab berasan deyibdi, qochib yurgan bo'ladi. Ana ma'rifatsizlikni bitta ko'rinishi, boshiga tushgan musibati. Endi bildi, yaxshi mutaxassis. Haqiqatdan o'qigan, o'rgangan, shahodati bor, ustozga shogird tushgan, ustozi bo'ldi deb duo qilib bergan bo'ldi, yaxshi. Lekin o'sha ishni borib boshlaganda zarracha xiyonat qilmasin. Kasbiga xiyonat qilmasin, ish beruvchini haqqiga xiyonat qilmasin. Chin dildan har bir ishni yetuk me'yoriga yetkazib, risoladagidek qilib ado etishni o'zini muqaddas burchi deb bilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar: "Inna Alloha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Qachon sizlardan biringiz bir ishni qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha ishni oxiriga yetkazib go'zal qilishini yaxshi ko'radi deydi. Chalabula qilmasin. Bitirmasdan qochib ketmasin. O'sha qochib ketdimi? O'sha bitta odamni ishini buzganligi yetadi. Hammaga aytadi haligi odam. Palonchini qilsam, manaqa tashab ketdi, sizlar ehtiyot bo'larlaring, unga ish berib qo'ymalaring deydi. Keyin ishim yurishmayapti, omadim kelmayapti deb yuraveradi. O'zi bu yoqdan rasvo qilib qo'ygani o'ylamaydi. Ixlos bilan qilsin. O'sha shartnomaga muvofiq qilsin. Hozir Allohu a'lam, Alloh o'zi biladi, lekin 70% ustaman deganlar hammasi aldamchi. Aytgan kuni kelmaydi, kelsa kech keladi,
erta ketadi, ishni yaxshilab qilmaydi, ish bo'lmasa bo'lmasdan oldin pul so'raydi. Hammasi shunaqa. Shularning ichida o'sha 30%, 40% ustalar bor, haqiqiy ustalik o'zini faxri deb biladi ular. Guruhlari bor, shogirdlari bor, ustozlari bor. Hamma narsani qoyillatib, asbob-uskunasini 100% chiroyli qilib qo'ygan. Kelib shartnomani tuzadi, aytgan soatida keladi, ishini boshlaydi, aytgan soatda bitiradi, haqqini olib ketadi. Yana boshqa yerga borib ishlaydi. Mana u notavon yuradi. Takasaltang bo'lib, ish ham bitmaydi, uyni egasi xijolat. Palon kuni bitirib beraman degan 2 barobar vaqt o'tib ketyapti, u ish bitmaydi, sifati chatoq. Undan keyin unga yana kim ish beradi? Ana omadsizlikni o'ziga o'zi chorlab olyapti. O'ziga o'zi chorlab olyapti. Ana shu jarayonda yana kasbkor qilaman degan inson o'sha qiladigan kasbini o'ziga yuqishini ham o'rgansin. Hozir pul topaman, boy bo'laman degan hammasi biznesman bo'laman deb uradi. Ishim chatoq bo'ldi, mana uncha qarzga kirib qoldim, umrim bo'yicha ham uzalmasam kerak. Bola chaqam boqolmayapman, u bo'ldi, bu bo'ldi deganlarni, ha yaxshi. Otangizning kasbi nima edi? Ha, otam palon ishni qilar edi. Sizga ham o'rgatganmidi? Ha, o'rgatgandi. Nima balo, siz biznesman bo'laman dedingizmi desangiz, ha deydi. U bunda qarab o'tursa, savdo tijorat qilayotgan odamlarning ishi yurishyapti. Birovdan eshitdi, palonchi palon yerga borib, mana uncha taxta olib kelgan ekan, bir vagon ustiga uncha qo'yib sotgan ekan, bir oyda 10 ming dollar foyda ko'ribdi desa, men ham xuddi shuna qilsam 10 ming ko'raman ekan dedi, ketadi. Taxta qayerda uni bilmaydi. Olib kelish yo'lini bilmaydi. Bozorda sotishni bilmaydi. Ishi rasvo bo'ladi. Qarzga olgan puli ham yo'q oladi, taxta ham yo'q, foyda ham yo'q, haligi qarzga olingan pul ham yo'q, omadim kelmayapti deb yuraveradi keyin. Undan ko'ra o'sha ota kasbingni qil. Oz bo'lsa ham sabr qil, qanoat qil. Ko'p topaman deb bir urinishda umr bo'yi to'la olmaydigan qarz bo'lib yurgandan ko'ra oz bo'lsa ham bolasoqayning oldida qorning to'q, usting but, uying bor, ibodatingni qilib turibsan, shuni qilib yur. Ana o'sha omad senga. Ko'p odamlarni holati shu. Tijorat bo'ladimi, qandaydir boshqa narsa bo'ladimi, bu ham o'z-o'zidan bo'laveradigan narsa emas. Hozir tijorati ko'p yurishib turgan odamlarni qarasangiz, ota-bobolari tojirlar bo'ladi. Kichkinaligidan ko'rib eshitgan yoki shu ishni o'qishini o'qigan, o'qib shahodat olgan, tushunadi, hisob-kitobni o'rniga qo'yadi. Tijoratni qayerdan qana qilib qilishni biladi. Tijoratchi ham har qanday tijorat qila olmaydi. Misol uchun meva bilan tijorat qilgan odam gazmol sot desang eplay olmaydi. Juda nozik yerlari bor. Oddiy misollarni keltirsak, bittasi bir yerga borsa, mosh sotyapti ekan. O'zini tanish odami juda qimmatga sotayotganimiz moshni. Yugurib kelibdi-da, bu ham falon yerga, uzoq joyga falonchi mosh olib borgan ekan, buningcha foyda ko'ribdi. Deb u yoqdan qipti, bu yoqdan qipti, bu ham 5-10 qop mashina olib borsa, bozor to'la biz odamlar o'tirganimiz. Hamma bitta odamni ko'rib olib borgan, endi odamlar mosh olmayapti yo'lni odamni. Mana bu yil piyoz shunaqa bo'ldi. O'tgan yili piyoz qimmat bo'lgan, piyoz qimmat oldi, hamma ekib olgan piyozni. Yo'q, bunga sal ilmiy yondashish kerak. Aholi qancha, piyozga ajratilgan yer qancha? Xo'p, kartoshkaga qancha, bunday maslahatlashib, shu dehqonlar ham o'zlari bir, demak, odamlarni, bolalarini o'qitib, bozorni o'rgatib, ishni rejalashtirishni, o'rnatishni yo'lga qo'yish kerak. O'tgan yili piyoz pul o'pdi, hammamiz piyoz ekamiz deb, hamma piyoz ekib olib, kartoshka yo'q, sabzi yo'q. Hamma yo'qni piyoz bosib, ko'chaga tashab, chirib yotibdi hozir piyozlar. Bu ham kasbdagi xato. O'shilar hozir piyozining urug'ini pulini topolmay qarz bo'lib qolib, xijolat bo'lib yuribdi. Qarasin buni axir. Tavakkaldan bo'lib bo'lmay ko'r-ko'rona harakat qilish mutlaqo mumkin emas. Bu bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, o'sha Alloh rizqini berib turibdimi? Ozmi, ko'pmi?
mana shu rizq berib turgan narsada sobit qadam bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor. Agar Alloh subhanahu va taolo sizga bir sohada fath berib yo'l ochsa, o'shani mahkam tuting. Mahkam tuting, hatto o'zi o'zgarguncha ketavering. O'zingizcha tashlab ketmang. Bir ishni boshladingiz, ozmi ko'pmi foyda chiqdi. O'zingizga yetib turibdi, ha? Oilangizga yetib turibdi, bo'lib turibdi. Shuni mahkam ushlang. Rasulullohning vasiyatlari shu. Ta'limotlari shu. Bu bo'lib turibdi-yu, palonchiginikidan ozda, men undan ham ko'p qilishim kerak degan gapni qilmaslik kerak. Allohga shukr shu yetib turibdi. Yana sadoqatli bo'laylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi degan gap. Buni qilib, uni qilib o'zini har tarafga ursa, nima? Haligi mashhur maqol bor, ikki kemaning boshini tutaman degan ish chatoq bo'ladi. Nafi radhiyallohu anhu aytadilar, men Shomga, Misrga tijorat yuborar edim. Juda ko'p foyda chiqar edi. Bir Iroqqa ham yuboray deb yuboruvdim, sarmoyam ham chiqmadi. Bo'lmadi. Onamiz Oyisha radhiyallohu anhoni oldilariga kirib, onajon, men Shomga, Misrga tijorat yuboradim, yaxshi foyda ko'rar edim. Iroqqa ham yuborsam, mana sarmoyam ham chiqmay turibdi, desam, bolam, men Rasul akram alayhisolatu vasallamdan eshitganman. Kim bir narsadan foyda topsa, shuni mahkam tutsin, boshqa yoqqa burilmasin deganlar, deb aytganlar. O'zini to'ydirib turibdi, Alloh rizq berib turibdi shunda. O'ziga, oilasiga, atrofiga bo'lib turibdi. Yana qayoqqa boradi? Shuni qilish kerak. Men o'sha hali omadim yo'q, mana uncha qarz olib qoldim deganlarga ko'proq sartaroshlarga qaranglar deyman. Sartarosh, namozxon, dindor sartaroshlar nihoyatda yaxshi odamlar bo'lishadi. Ana shu sartaroshlar ustasining duosini olgan bo'ladi. Ko'p sartaroshlar mahkam turishadi bu masalada. Ustozining duosini olgan ishiga, kasbiga ixlosi bor odamlar shular. Birovni sochini olsa, soqolini olsa, arzimagan pul beriladi, haq. Lekin shularning oilasi ham bud. Turmushi yaxshi. Nimaga? Kasbiga ixlos qilyapti. Alloh bergan rizqqa qoniqyapti. Nechta sartarosh bo'lsa, mana shular shunaqa odamlar. To'g'ri, bu qandaydir nimalari bordir. Lekin o'zi halol pok bo'lsa, dinini tutib, shu ishini qilsa bo'lyapti. Desam haligida o'ylanib turib, to'g'ri deydi. To'g'ri bo'lsa sizlar ham shuna qillaring. O'zingizni asli ota kasbingizga qayting. O'zingiz qilib yaxshi bilgan hunaringiz bor ekan, shu hunaringizni qiling. Boshqa yoqqa o'zingizni urib, bir kunda paloncha topaman deganingiz bilan ish bo'lmaydi. Mana boshingizga tushib qopti, o'zi yetib qopti bu yog'a deyiladigan gaplar aytiladi. Mana shu holatlarni biz hamma mulohaza qilish kerak. O'rganish kerak. Mana o'tgan yili ijtimoiy odoblar degan kitob chiqdi. O'shunda kasb odobi degan alohida bir bob bor. Shunda ancha narsa kelgan. Odamlarimizni shu narsalarni o'rganishlari kerak, yo'lga qo'yishlari kerak. Mana shunda haliqa omadsizman, palonman, pislonman deydigan holatlar inshaalloh kamayadi. Eng asosiy narsalardan biri haligi ustoz shogirdlik masalasi. Hamma kasbda ustoz shogird bo'lgan qadimda. Bo'lgan. O'sha shogirdlar ustozini hurmat, ehtiromini joyiga qo'ygan. O'shalarning duosini olib, o'zi yolg'iz ish boshlab baraka topgan. Hozir birovga shogird tushib, 2-3 marta, 2-3 oyda u bu narsani o'rganib olsa, 4-chi oyga men ketamanga tushib qoladi. Ha? Ha, men ishlayapman, ustoz menga o'zidan oz pul beryapti. Uni o'rniga o'zim borib qilsam, ustozinikini ham o'zim olaman, o'zimnikini ham o'zim olaman deydi. Boradi, qiladi. Hali o'rganmagan narsasi, yana yo'lga chiqsa, ro'porasiga chiqsa, tamom bilmay turaveradi nima qilishini. Azgina chidab yurganda ustoz buni ham unga o'rgatib qo'yar edi. Uni qilmaydi. Ana kasbni o'ziga yarasha odoblari bor, o'ziga yarasha talablari bor,
eng asosiysi haligi halollik, poklik, birovni aldamaslik. Rasul akram alayhisolatu vasallam man g'ashshana falaysa minna deganlar. Kim bizni aldasa bizdan emas. Hozir shu kasb qilayotganlar ko'pchilik aldaydi odamlarni. Aldaydi. U tojirmi, ustami, yana boshqa kasb egasimi shu aldashni turli yo'llarini qilishadi. Meva sotayotganlar aldashadi odamlarni. Uzumni bozorga olib chiqishdan oldin bir kun tayiga suv quyib qo'ysa, butun suvni meva ichib oladi. Og'ir bo'ladi. Shuni aldam odamlarni olib borib sotishadi. Uzum 2 kundan keyin pirqi bo'lib qoladi, anaqa yumshab. Haligi suvni qo'shib pul qilib olishadi. Lekin o'zlariga yuqmaydi. Shu darajagacha borganki odamlar hayvonlarni qo'ylarini mana bu poychasidan yorib, nasosman puflab shishirib oboradi bu. Bu yerini bog'lab qo'yadi. Aldov. Bu harom axir. Kasb egalari ham shu. Qilgan ishini metrini o'lchaydigan bo'lsa, uyning egasi bechora unaqa o'lchashni bilmaydi, aldashadi. Qo'shadi qancha narsani. Yolg'on gapiradi. Unaqa narsalar bo'lmas, o'shuning uchun baraka ko'tariladi. Shuning uchun noqulaylik tug'iladi. Mo'min musulmon odam rostgo'y bo'lib, halol pok, sidqi dildan mehnat qilib ishlasa, Alloh baraka beradi, xayr beradi. Baraka shuki, u topgan puli million-million bo'lib noli ko'payishi emas, o'ziga yuqishi, oilasiga yuqishi, afiyati bo'lishi, o'zi sog', bola chaqasi sog'. Hamma yog'i joyida. Ko'pmasa yegani ham bor, kiygani ham bor. Yetib turibdi. Bundan katta boylik yo'q. Harom harishini to'plab olgan, molini hisoblab oxiriga yeta olmaydi. O'zi kasal, borasi chatoq, narkoman bo'lib qolgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Bu ham ko'z o'ngimizda turibdi. Bunga ham qarashimiz kerak. Ana halollik, poklik, rizq Allohdan ekaniga to'la iymon keltirib, Allohning amrini qilyapman deb halol rizq talab qilish, uni isrof qilmaslik, birovga xiyonat qilmaslik kabi rizq odoblarini agar biz yo'lga qo'yadigan bo'lsak, hamma yoq baraka bo'ladi, xolos. Baraka bo'ladi deganimiz haliga ehtimol mol dunyosi toshib qo'ygani joy topa olmaydigan darajada bo'lmasu, lekin o'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, qarindosh urug'lariga yuqadi, o'zi sog'-salomat bo'ladi, ibodatini vaqtida qiladi, halol pok, hech narsadan xijolat bo'lmay, Allohning oldiga yorug' yuz bilan borishiga 100% ishonib kunini o'tkazadi. Mana shu haqiqatni biz bilib, shunga urinishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh oramizda omadsizman deganlar yo'q bo'ladi. Haliginaqa bir-birini aldash yo'q bo'ladi. Hamma halol pok, go'zal va chiroyli yashab boradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni halol rizq bilan rizqlantirsin. Hammamizga kasb-korimizdan o'zi baraka bersin. Turli omadsizliklardan, noto'g'ri holatlardan o'zi asrasin. Hammamizni topayotgan rizqimizni halol pok bo'lishi, o'zimizga, oila a'zolarimizga yuqishi, ibodatimizga xizmat qilishi, afiyatda bo'lib, Allohning ibodatida sobit qadam bo'lib, bu dunyoyu oxiratni baxtiga sazovor bo'lishimizni Alloh subhanahu va taoloning o'zi ta'minotchisi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. وأقام الصلاة
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allah biz aciz bandalarin büyük Ramazan ayı keçelerden biri de özünü üylerinden bir uy bulmuş üşbu bu mübarek mescitte kelamini hatim kılarak ondan sonra dua kabul buluşudan umudvar bulgan halimizde özün emir kılganin de dua kılmaktamız. Sana özün bu dualarını özün vaada kılganın de kabul eylegen. Allah hazır güne okurgen tilavatı Kur'an sevabıdan ötken barca mumunu mumunatlarını bahremet eylegen. Hususen üçbu mescidini kurup ötkerler, onda ibadet kılıp ötkerler, onu kurgen, onda ibadet kılgenlerden ötkerlere, hemme hemmelerini özün bahremet eylegen. Alarını garik rahmet, şahisteyi cennet kılgın, kabirlerini münavver eyleb, ahiretlerini abad kılgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, emeli salihlerini hemrah eyleb, onlarını yoklab kılayatken biz yarın dost mumun Müslümanlar, mumun Müslüman biraderlerini, dualarını dergahinde kabul eyleb, ahiretteki makamlarını yükselişe sebep çıkırgın. Allah kılgınlarını, berçelerini sağ selamet, incaman kılgın. Umut bilen, kündüzleri tutayetken rozalarımızda dergahinde kabul eyleb, ahirette bu rozanı bizge şefaatçi buluşun nasip etken. Geceleri vedar bulup Kur'an hatim kılayetkenimiz, bu Kur'anlarımızı kabul eylegin. Ve Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge hidayetçi, ahirette şefaatçi buluşunu nasip etken. Allah, özünden yalvarıp sorayımız, biz aciz bendelerin, içlerimizde bimarlarımız var. Bemarlarımızın berçelerine şifayı kamul bergen, şifayı gaybi bergen, tez de tüzelip, evvargıdan hem yakşı halde bulup, özünü ibadetinde sabit kadem bulup barışlarını nasip etken. Allah, içimizde başıga müşkül şükürlerimiz var. Onların müşküllerini özün asan eylegen. Musafırı barlarımız var. Onların musafırını hazır eylegen. Hacetmenlerimiz var. Onların hacetini rava eylegen. Karızdarlarımız var, onların karzını üzüşte özün yardımcı bergen. Allah farzant taraflarımız var, onlara koşa koşa farzantlarını bergen. Farzantlarını sağ salamat kollarına alıp közleri kuvançka turuşunu nasip etken. Allah ilim taraftaki yaş farzantlarımız var, onların hemmelerini, zihinlerini, ötkür hafızalarını bekuvat kılıp, ilmi ladun ilmi Rabbani bergen. Alim, mutakassisler bulup, elimiz, yurtumuz, halkımızga uluğ hizmetlerini ada etedigen farzantlar buluşunu nasip etken. Allah, kasbikardaki azizlerini, barçalarını, kasbikarlarına özün bereke bergen. Özünü halal, pak, rızkın bilen rızklanış üçün halal kasb kılıçlarını nasip etken. Kasb adablarına raya kılıp, parvardigara topken rızkları berekatli buluşunu, özlerine yokuşunu, aileleri bilen faravan turmuşka sebepçi buluşunu, özünü ibadetinde sabit kadem buluşka sebepçi buluşunu nasip etken. Parvardigara rızk yolunda özünü adaştırmagen, haram harişlerden özünü saklagen, parvardigara kasbikardagidan barçalarını amadını bergen, işlerini rivasını bergen, parvardigara topkarlarını özlerine buyurgen, özlerini bu dünyadaki hayatlarına, ahiretlerine manfaatli buladığın rızklardan buluşunu nasip etken. Adamçılık, dengeselik, özünü talimatını kesip boyuca buladığın işlerinde natorliklerine çüşüşümüzden özünü esregen. Parvardigara özünden yalvarıp sorayımız. Berçe
bu yerde kol kotarıp dua kutturgan azizlerini, aile azaları, kavmi karındaşı, yarı dost biraderleri bilen sağ selamet, tinç aman kılgın, türlü bala afetlerden, havfu katarlardan uzun esregin, umurlarına, rızklarına, kestlerine bereke bergin, yani ki Ramazanlarına sağ selamet, tinç aman kilişlerini nasip etkin. Allah bu Fatih Mescidini tamirine hısa koşkan azizlerimizin barçalarını, kırgan hizmetleri, sarf haracatları, himmetleri, hemmesine acir sevaplarını köpeytirip bergin. Bu azizlerimiz, özlerinin üyelerinden bir uyunu abad kırışka urunuptular. Parvardigarlar bunların hemmelerine cennetten kasırlarını kulup bergin. Tamir işi de iştirak etken kişilerin hemmelerini, hunarı bilen, pulu bilen, teşkilatçılığı bilen, başka yardımları bilen iştirak etkilerini hemmelerine acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergin. Himmetlerine himmet koşkun, gayretlerine gayret koşkun. O zeyni baytin üçün kırgan hizmetleri üçün bu umurlarını hem barakatlı bol için nasip etkin. Bu azizlerimizde hoşagan himmetli bandalarını o zeyni üyelerinde hizmet kırışları yana bardağın bol için nasip etkin. Allah o zeyinden yalvarıp sorayımız. Eli yurtunu tinçaman kırgın, aziz vatanımızı cennet mekan kırgın, halkımızın özünü razılığını tapadığın halklardan buluşunu nasip etkin. Pervardigar, bu mescidin tutturgan muhterem imam damlamız, o kişinin naipleri, mutevalileri, mescid hayeti azaları, mescidin berçe kavmi, mahalle köy, hemmelerine bu din hizmetine kılıyatken işlerine acir sevaplarını köpeytirip bergen. Dininin hizmetine kırgan hizmetleri için parvardigara bularını umurlarına, rızklarına baraka bergen. Daima şundayı güzel hizmetlerini kılıp barışları da uzun yardımcı bergen. Muhterem damlamız, uzini kelamini halkımızga hatimde harfma harf güzel tarzda okup eşittirmaktalar. Parvardigara bu kişinin zihinlerini yana hem utkür kılgın, hafızalarını yana hem bakuvat kılgın, kelamini nurunu el yurt içinde daimi ravişte taranıp barışıda hizmet kılışları da uzun yardımcı bulgun. Allah bu kişinin tuğup katta kılgın ata anaları, okutukları kılgın üstazlarına izzet tacını kekizgin. Bu kişiye hoşgan karılarımızın sonları sıfatlarını yana hem ziyade kılgın. Kur'an'a buluyatken hizmetlerini barakatlı buluşunu nasip etkin. Bu kişinin geplerini halkımızga em kılgın. Halkımızın muhabbetini bu kişiye karatkin. Parvardigara daima şimdi hatmelerde kayta kayta uçraşıp barışımızı nasip etkin. Allah dua kabul buladığın mekanda, dua kabul buladığın zamanda, dua kabul, duası kabul buluşu umut var bulgan cemaatte turup dua kılmaktamız. Hazır kol uzatıp dua kutturgan bandalarını özünden sonra maksup olgan soruları var. Sorularından afzalını bergin. Tile maksup olgan tilekleri var. Tileklerden yaksısını bergin. Kılmaksup olgan duaları var. Dualarından alasını bergin. Parvardigara Ramazan'ın hürmetinden elimiz, yurtumuz, halkımız başından özünün rahmetini yağdırgın. Merhametini yağdırgın. Tinçlikini, amallikini bergin. Dinimizini yaksı organıp, marifetli bulup, dinge amal kılıp bu dünyayı ahiretini baktığa saadetine sezavar buladığın bandalardan buluşumuzu nasip etkin. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin.